Nedir abi, merak ettim. Geçin. Dedim ki çık salonda yaptım bunu ilk defa. Çip salonda hani kağıt yakıyordum ya. Evet evet abi. Ha. Ondan daha acayip. Şimdi Allah gel Allah. Evet. Şimdi benim yeğene dedim ki bu akşam. Biraz oradan açıldı. Gözüme bakıyor bir şey iki kelam etsin diye. Dedim ki yavrum derin güzel bir nefes alır mısın dedim. Aklı bir nefes. Ondan sonra istersen camı açayım. Yok dedi. Al dedim öyle keyif al. Aldın mı? Aldı kafayı. Ben bırak demedim bırakma. Bırakma. Bırakmadı bırakmadı. En son nasıl yaşıyor diyor. Nasıl dayanacağım? Ne oldu dedim. Çok mu sıkıldın dedim. Deli misin ya diyor. Peki hani lezzet aldığınızda nefes aldığınız zaman lezzetli değil miydi? El ormanda. Ya. Lezzetliydi. Peki lezzeti tutsan devam etse eleme inkılap etmiyor mu? Allah Allah. Kesinlikle peki, abi. Peki o elemden kalkmak için alırken lezzet aldığın gibi verirken de lezzet olması gerekmiyor mu? Nefes vermek lezzetli değil mi? Kesinlikle abi. Kesinlikle. Ha. Aynı lezzet. Aynı lezzet. Hayata kavuşmak, nefes almak, vefat etmek, nefesi vermek gibi. Allah Allah. Subhanallah. Çok harikadır. Çok harika ya abi ya. Acayip enteresan bir misal oldu abi bu ya. Ya yani bak şimdi ölümden başladı bizimki gözü yaşarmaya. Allah Allah. Şimdi lezzet nasıl inkılap eder? Eleme nefes aldın. Evet. Nefes aldın. Nefes mesela dün ormanda yürüdüm. Böyle o kadar oksijen ki burnumu yaktık. Nefes almak yani bir dünya ya, onu şeylere soracaksın. Yoğun bakımdakilere, astım hastalarına. Ya. Peki ya. Gafur, nefes almak ne kadar lezzetliyse verebilmek de o kadar lezzetlidir. Subhanallah. Allah ya. Adam gibi nefes verdirmeyi nasip etsin. Elhamdülillah. Amin abi. İnşallah. O zaman iyi ki Azrail var. Elhamdülillah abi ya. Elhamdülillah abi. Yani çünkü nefes hayatın sebebidir. Evet. Niye hapşırdığımız zaman elhamdülillah diyoruz? Çünkü kalp sekte değişiyor, duruyormuş. Yeniden hayat başlıyormuş. Allah. Ondan ya. Sonra yeniden hayat başlayınca yeniden hayata merhaba diyorsun. Şimdi ölüm nefes alıp vermek gibi lezzetlidir, inan. Bir insanlar bunu bilse var ya. Evet. Çoğu insan intihar eder. Doğru diyorsunuz. Niye biliyor musun? Bak şimdi. Ölüm deyince hemen günah aklına geldi değil mi? Evet abi. Kasten söyledim. Evet. Çünkü evet, ölümün korkusu değil bizdeki. Karıştırmayın ve Allah'a iftira yapmayın. Evet abi. Ölüm çok lezzetlidir. Çünkü ölüm teristir diyor. Ölmeden önce büyük zatlar ölmek istemiş. Niye? Biz ölümden değil de takozluğumuzdan korkuyoruz. Alçaklığımızdan, aynen. Günahımızdan. Aynen. Aynen abi. Kesinlikle. Yani kendi adıma konuşayım. Kesinlikle öyle abi. Bak kesinlikle şimdi öyle. Havuza gittik. O havuza işte kaplıcaya bir taş var. Ne taş diyorlar? Ortada. Göbek taşı. Ya. Ya kardeşim onun üzerine okay yatırdım. Ya vallahi sif o cehennemse başka bir cehenneme gerek yok. Bir saat ya bir saat dur. Allah Allah. Peki. Kavrulur. Ya kavrulma canım, bir odada otur nefes al. Karanlık bir odada al, hiç azap yok. Sonsuz oturacaksın. Sonsuz oturacaksın odada. Yok abi ya. Değer mi yani? Dünyada ne yaptığında değdik. Doğru. Yok. Kesinlikle abi. Değmez. Demek ki ölüm adamlar için teristir, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlaklı ruhtur. Evet. Yani Allah Resulü'nün tabiriyle bostan-ı cinandan, değil mi? Zindan-ı cinandan, evet. Bostan-ı cinana çıkmak. Evet abi. Evet harika.
Elhamdülillah abi ya. Allah'ıma binler şükür olsun. Dün akşam Hasan abi. Dün akşam saat 2.30. 2-2.30'a kadar gece. Ablamla oturduk sohbet ettik. Bir yani en son saate baktıktan sonra 3 saat Hasan abi aralıksız konuşmuşum. Sonra biraz Hasan abi acaba nedir? Şimdi bilmiyor Risale-i Nur'dan şey yapmıyor ya. Yani acaba böyle endişeli gibi şey yaptı. Dedim abla Allah aşkına bir bak. Şu kardeşini bir düşün. Şu kardeşinin mazisini bir düşün. Hatalarını, eksiklerini, yanlışlarını, günahlarını biliyorsun. O biliyor tabii. Evet, tabii. Şimdi bu çocuk, bu adam, bu kitaplar nasıl kitaplar ki bu adamı, böyle bir adamı 3 saattir sana konuşturtuyor. Allah'tan bahsettiriyor. Hayattan bahsettiriyor. Cennetten bahsettiriyor. Esmalardan bahsettiriyor. Sıfattan, şuunattan bahsettiriyor. Bu nasıl bir şey ya? Elhamdülillah. Abi Allah'ıma binlerce şükürler olsun ya. Adamın gerçekten Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ne kadar şükretsek az. Adam sokakta, dünyasında, genel dünyasında Allah yok. Sen genel değil, gündelik hayatında 3 saat Allah'ı anlatıyorsun. Evet, elhamdülillah. Abi. Allah'ıma binler şükürler olsun. Yani 3 saat Allah'ı dinlemiyorsun. Ha? 3 saat Allah'ı anlatıyorsun. Şimdi şey demişti ki bizim bir tane emice diyoruz, tamam mı, köyde? Niye gülmem geldi de ondan. Dedi ki, oğlum dedi böyle bağırarak. Nedir lan dedi, nedir lan dedi. Gidiyorsun dedi oralara. Dedi, bilmediğim işi Allah'a mı öğreniyorsun? Tamam mı? Bağırdı, ben de biraz rahatlayınca. Söyle bakalım dedi. Dedim ki, emice, bildiğim ben bilmiyorum da, senin bildiğin Allah hakkında bana birkaç dakika anlatır mısın? Allah nasıl bir şey? Bildiğin bir Allah'a bana bahsetsene. Bildiğin bir Allah. Benim bildiğim değil de. Senin bildiğin Allah. Yani bu insanlar Allah'ı biliyoruz, bu risaleleri okumaya gerek yok diyenlere. O bir Allah'a bir 10 dakika bir anlat bakalım. 10 dakika var mı? Hazinesi ne anlatacak? Allah hakkında ne anlatacak? Ya. Durdu. Hakikaten acayip. Ya. Dedim o bildi, seni bildiğin Allah nasıl bir şeydir? Oğlum dedi ya hocam nelerde anlatılan işte nasıl bir şey? Oruç tut dedi diyor. Namaz kıl dedi diyor. Yanlışlık yapma diyor. Cennete koy hocam. Sen o sana söyledikleri o Allah değil ki dedi. Durdu. Rahmetli babama da dedi ki Muammer dedi. Galiba bu doğru söylüyor herhalde dedi. Aynı şeyi Hasan abi. Demek ki Hasan abi bir şey söyleyeyim mi? Ben hep düşünüyordum ki Hasan abi. Yani acaba diyordum. Ya bu mesela dizineye geliyorum. Bu insanlarla muhatap oluyorum. Bu insanlarla konuşuyorum. Envai çeşit insan benim karşıma çıkıyor. Acayip acayip yorumlara muhatap oluyorum. Diyordum ki acaba... Ya Hasan abinin karşısında böyle adamlar hiç çıkmaz mı? Acaba bunlara karşı nasıl davranır, nasıl cevap verir? Ondan sonra yani şimdi aynı şeyi mesela biz böyle şeyleri izah etmek zorunda kalıyoruz bazen Hasan abi. Şimdi öyle bir lezzet ki Hasan abi tarifi mümkün değil çünkü akılla anlaşılması mümkün değil. Şimdi gel de anlat Hasan abi. Şimdi dün en son dayanamadım. Mesela ablama dedim ki yani abla sen bir oruç tutuyorsun. Bir namaz kılıyorsun, bir Kur'an okuyorsun. Acaba yani bu mu? Yani bu kadar mı yani? Bu kadar mı? Yani Allah-u Teala bütün bu kainatı yaratmış. Bütün bu nimetleri bize vermiş. Yani bize bu mu yani? Bu mu? Ya o kadar konuştuk ki Hasan abi. Konuştuk. 3 saat beni dinledikten sonra artık başladı ne dediysem onaylamaya Hasan abi. Ne dediysem onaylamaya başladı. Yani her şeyin akılla anlaşılmayacağını, kalp gözünden bahsettim ona. İşte ruhun alacağı lezzetten bahsettim Hasan abi ona. Yani bunlardan hep bahsettim. Elhamdülillah ya Hasan abi ya. Allah'ıma binler şükürler olsun. O da bisiklet misali var ya. Onu evet. Yeğene anlattım da. Evet. Dedim ki ya dayı dedi. Cennete gitmek netice değil midir? Ya. Cennete gitmek netice olsaydı zaten oradaydık da niye geldik? Ya.
Allah istihza mı haşa? İstihza ne demektir? Dalga mı geçiyor dedim. Peki Allah şunu yap, bunu yap. Neyi vaat ediyor onu yaptırmak için sana dedim. Dedi ki, ya dediğim, anlattıklarına göre bu namaz falan değil dedi. Başka bir şey var dedi ya. Ya. Bu işin içinde. Allah Allah. Ondan sonra dedim ki, o misal var ya bizim bisiklet misali. Evet, evet abi. Şimdi şey diyor ki Okay. Okay da dinliyor da. Baba diyor ki, ya şu Kur'an'a çıksa çünkü sorumluluğum var. Şu çocuğa bisiklet vaat edeyim. Babanın gayesi Kur'an, çocuğun gayesi bisiklet. Evet. Peki Allah hedefi, şey Allah diyorum, baba hedefi Kur'an, vesile bisiklet. Çocuk, evet, hedef bisiklet, vesile Kur'an. Evet. Ha, Allah Allah. Aynı bu örnek gibi. Seni bak şey yapacağım, cennete koyacağım, ha şunu yap, bunu yap. O zaman bisiklet gibidir midir dedi. Aynen. Cennet ya, bisiklet gibi. Peki ya, gaye ne? Gaye seni sana tanıttırmak, seni seninle barıştırmak, seni senden lezzet aldırmak. Bunu da açılımı ibadetler bir yöntem, bir de düşünce yöntemi. Yani bak hani baba der ya, Kur'an açık bisiklet vereceğim. Hı-hı. Cenab-ı Hak diyor, tövbe estağfurullah, teşbih ve la temsil. Diyor ki sen gayem, sen seni tanıman. Ama bu arada sana bisiklet gibi şey vereceğim, cennet. Bazıları diyor ki, ya sen cenneti ne yaptın ya dedi bisiklet gibi. İşte insan o kadar kutsi ve değerli ki, insan cennette hizmet alandır. Cennet insana hizmet verme mahalidir. İnsan kimdir? Allah Allah. Nasıl İnsan kim ki? Mesela bak havuza gittik. Bizim için yapıldı. Ben insanoğlu gitmesi orada musluktan da bir değeri yok. Evet. Kütürtü suyunu ne değeri var insansız? Evet. Demek ki bunlar hep insan için. Evet. Peki evet, insan kimdir? Allah, yani baba gayesi Kur'an'a çıkartmak ya. Evet. Bizi de kendimize çıkartmak. Yani insan kendisini tanıması, anlamlandırması, kendisinde seyahat etmesi, kendisi kendisine galip gelmesi. Bak tanıyacak kişi kendisi, tanınacak kişi de kendisi. Evet. Peki cennete ne kadar üstün kendini tanımak ya Rabbi? Evet. Allah Allah abi ya. Subhanallah. Yani o zaman ya, o zaman ne diyorsun biliyor musun? Nükel Mekil iki arkadaş gibi geldiler, benimle tatlı tatlı sohbetler yaptılar diyor. Allah Allah. Subhanallah. Değil mi? Allah Allah. Nükel Mekil abi ya. Nükel Mekil ya. İki arkadaş ya. İki arkadaş geldiler diyor. Kabrimi genişlettiler, nurlandırdılar, ısındırdılar. Evet. Bir de yalnızlığımı giderdiler. Ya. Biz daha Allah. Biz öyle inanıyoruz ki bizi yalnız bırakacak dostlardan. Allah Allah. Oysa bizi dostlarımıza götürecek oradan. Hadi gel bekleyin beyler burada demeden. Hadi beyefendi, senin annen baban seni bekliyor. Allah Allah. Subhanallah abi ya. Peki. Ne kadar acayip ya. Ben geldim yerime. Tamam abi. Allah ebediyen razı olsun abi. Amin. Allah'ım bizi bizden ayırmasın inşallah. Amin. Şimdi öyle bir şey ki, öyle bir hakikat ki, dur şunu söyleyeyim. Öyle bir hakikat ki Risale-i Nur dünyada da cennet havası yaşattırıyor. Elhamdülillah. Selam kesinlikle. Milletin dehşet aldığı şey. Yok. Hadi, Allah razı olsun. Hakkını helal et. Hadi, sana da selamun aleyküm Gafur. Aleykümselam abi. Allah'a emanet olun. Razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Tamam. Evet.